Çocuk Bayramı ama eee benim için son iki yıldır aslında eee çocuk yoksulluğunun da çok yükseldiği bir dönem oldu aslında son iki yıl. Eee ve ben, yani çok da etkilendik aslında çalışırken arkadaşlarımızla birlikte. Çocuk yoksulluğu kavramı aslında yoksulluğa gelir üzerinden değil. Eee eee yoksulluk üzerinden baktığınız zaman, insani gelişim üzerinden baktığınız zaman ya da insan hakları perspektifinden baktığınız zaman aslında o her aha, hanedeki her bireyin yoksulluğunun ayrı ayrı olduğunu görüyorsunuz. Yani kadının e, yoksulluğu, yaşlı yoksulluğu ve çocuk yoksulluğu. Çünkü eee özellikle çocuklar eee aileye ya da ebeveyne ya da orada kim varsa yalnız anneyse ya da işte çekirdek ailesi ya da işte büyük annesinin yaşına yanında da yaşıyorsa bile ya da herhangi bir yetiştirme yurdun yurdundaysa o bulunduğu çatı içerisindeki insanlar o yetişkinlere bağımlı. O yüzden orada yaşanan yoksulluk, yoksulluk o çocuğu direkt olarak etkiliyor. Neden? Çünkü savunmasız. Yani eee o yüzden çocuk yoksulluğu bence çok önemli. O yüzden çocuk yoksulluğunu önlemek aslında gelecek nesillerin de yoksul olmaması anlamına geliyor. O çocukların da bu mirası e, omuzlarında, o küçük omuzlarında, o küçükken taşımaması anlamına geliyor. Ama maalesef pandemiden e, bugüne kadar özellikle çocuk yoksulluğunun katlanarak arttığını görüyorum ve e, yine geçenlerde de söylemiştim bu Türk Aile Hekimleri Dergisinde çıkan rapor çocuk yoksulluğuna ilişkin çıkan rapor aslında çok etkileyici bir rapordu 1040 çocuk üzerinde e, yapılan e, bir araştırma ve bu araştırma sonucunda çocuklarda kansızlık oranının ne kadar yüksek olduğu çıktı ve yaş küçüldükçe ee, çocukların daha düşük e, kilolu olduğu ortaya çıktı. Yine e, <laughs> TÜİK'in yaptığı, Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin yaptığı araştırmalarda da Bodurlu'nun Doğu Güneydoğu da bölgesinde yüzde beşlerde olduğu Türkiye'de yani yüzde iki oranında yani bunlar aslında <laughs> rakam ama bu rakamların hepsini Birer çocuğu aslında temsil ediyor. <laughs> ve bunun altında, <laughs> çok özür dilerim, bunun altında yatan şeyler de aslında kronik açlık, yetersiz beslenme. Ee, ve bu da aslında pandemiyle başlayan ama pandemiden çok daha e, kötü durumda şu anda. İnsanlar çünkü gıdaya erişemiyor. Ee, gıda fiyatlarının artması nedeniyle. Ve çocuklar mesela okul beslenmesini koyamadan gidiyorlar. Ve e, size de tekrar tekrar söyleyeyim. E, Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın hatta birlikte açıkladığı, birlikte yaptığı bir çocuk eylem planı var. Ve bu eylem planında demişler ki bütün bunları da tespit ederek yani işte bodurluğu, yetersiz beslenmeyi mesela her... Dört çocuktan biri obez, obez de aslında e, bir nevi evet sağlıksız beslenme ama bir nevi aynı zamanda tek tip beslenmeden kaynaklı bir e, hastalık. Neden? Çünkü özellikle mesela şu anda insanlar e, gıda fiyatları çok fazla pahalı olduğu için, ee, tek tip besleniyor yani makarnayla patatesle falan o gün için. Bu da obez. Her dört çocuktan birinin obez olması da Sağlık Bakanlığı'nın ve bu biraz önce saydığım bakanlıkların bir beslenme programı yapıp bu programı 2020 yılında Doğu Güneydoğu Anadolu'dan başlayıp bütün Türkiye'de ki e, özellikle devlet okullarında ücretsiz e, yemek olarak sunması. Ama bu maalesef hayata geçmedi. Çünkü neden bu kadar önemli? Çünkü şu anda insanlar yetersiz besleniyor. Biraz önce verdiğim araştırmada olduğu gibi böyle bir risk var. Çocuklarda kalp hastalığı riski var. E, kansızlık e, durumu var. E, ve bunun en azından e, evde sağlıklı beslenemeyen, yetersiz beslenen çocukların okullarda hiç değilse sağlıklı bir e, yeme ulaşması. Niye? Çünkü sağlıklı bir nesil için aslında bu gerekiyor. Onun dışında ee, çok fazla okul terki var. Yani sadece 2021 velilerin açıkladığı bir rakamda 2021-2022 yılı e, o öğretim yılı o ara dönemde okula dönmeyen çocuk sayısı 161. Benim kendi ziyaret ettim yani son iki yıldır özellikle ziyaret ettim evlerde birçok çocuğun okulu bıraktığına tanık oldum. Onları okula geri döndür öldürmek neredeyse ikna etmek o kadar zor ki. Neden? Çünkü e, yani anneler, babalar ya da o, o işte nerede bulunuyorlarsa çok fazla e, evin ile ilgili konuşuyorlar aslında haklı olarak da ve zaten bir odalı, iki odalı evler e, ve o çocuk bir şekilde bunu duyuyor ve kendisini orada yük hissediyor. Gerçekten ve şey yani çok anne bana söyledi, çok da çocuk da söyledi. Yani işte ben de çalışmak istiyorum İşte anneme babama katkıda bulunmak istiyorum ya da diyor ki anne işte çocuk bizim halimizi görüyor İşte eve gıda alarsak gıda alırsak kirayı ödeyemiyoruz elektriği ödersek suyu ödeyemiyoruz. Ve sürekli biz bu evin içerisinde bunları konuşuyoruz yani yani çocuk yani ne bileyim işte tavuk suyu alamıyoruz ee, okula işte giderken beslenme çantasına bir şey koyamıyoruz. Ee, ve bütün bu huzursuzluklar aynı zamanda çocuğu da huzursuz eden, çocuk da travmatik e, durumlara da neden oluyor ve e, çok fazla bu nedenle okulu terk eden çocuklar oldu. Benim tanık oldum ve istatistik rakamlar da aslında e, bunu söylüyor. Yine aslında Aile Bakanlığı'nın açıkladığı e, 141 bin bakıma muhtaç ama evde bakıma muhtaç, risk altındaki... Çocuklara yapılan e, yardım, sosyal yardım, e, geçen seneye göre e, daha fazla artmış. Zaten aile bakanının açıkladığı verilerde iki buçuk kat arttığını söylüyor bunu. Mesela i̇şte bu çocuklar o 141 bin çocuk da, e, risk altında çünkü okul devamlılığı e, ya da okul terki hemen böyle okulu terk edip ya da okul devamsız yapabilecek çocuklar. Çünkü bakıma muhtaç, aile içerisinde bakıma muhtaç demek e, o ailenin ekonomik olarak neredeyse en dipte olduğu anlamına geliyor. Ama şu anda ona onlara verilen e, bu çocuk yardımları çok cizri aslında. Yani 65 TL'den başlayıp işte çocuk sayısına göre 600 lira 700 liraya kadar çıkan rakamlar ama bu ailelerin oturduğu kiralar zaten bin diyelim ki şu anda neredeyse iki bin liraya çıktı bu ev kiraları. Ve yani oradan alınan sosyal yardımlar kendilerinin kazandıkları o günlük işlerde ne bileyim geçici tekstil işçileri ya da gündelikçi olarak çalışan insanlar bütün o temel ihtiyaçlarını hem ev kirasını işte hem işte gıda alışverişini bir arada yapamıyor. Çok tanık olduğum için bu kadar detaylı açıklıyorum. Yani bakanlığın o verdiği para aslında ya elektrik faturasına mecbur gidiyor ya başka bir faturaya gidiyor mecburen. Ben olsam aynı şeyi yaparım. Niye gidiyor diye bunu sorgulamıyorum. Ama o çocuğu e, koruyan bir e, sosyal yardım değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve aslında çok fazla da böyle o yüzden taşınma oluyor. Okul terkipi, okul devamsızlığı yapıyor. Şimdi... Bunları anlatıyorum. Yani çocuğu koruyan ya da cezaevinde annesi babası olan dışarıda kalan çocukları takip eden bir mekanizma da yok. Ee, bunu yaşadığım örneklerden e, dolayı bütün bunları da söylüyorum. Yani böyle çocuğu çok fazla koruyan bir sosyal mekanizma yok. Hiç mi yok? Tabii ki var. Yani e, yetiştirme yurtlarında işte başka ama yani aile içerisinde hem aileyi hem çocuğu güçlendiren bir mekanizmanın bir takip mekanizmasının olduğunu düşünmüyorum. Özellikle derin yoksulluk yaşayan çocuklarla ilgili niye diye sorarsanız işte istatistikler or ortada yani. Yani ben her gün e, telefonla konuştuğum ya da ziyaret ettiğim bir ailede bir çocuğun okul terk ettiğini, okula gitmediğini, beslenme koymadığı için gönderemediğini, yemek yemediğini, akşam aç çattığını, işte ayakkabısının e, olmadığını, giysisinin olmadığını, bayramda ne giydireceğini bilemediğini, yani bazen öyle anneler de konuşuyor ya çocuğun bedenini bilmiyor, ya yani o kadar e, alıp çocuğu işte bir mağazaya götürüp alışveriş yapmamış ya, yani. e, ya da ayakkabının numarasını bilmeyen aileler var ve bu ortamlarda yaşayan çocuklar var ya ve çocuklar hani ee, iki gün önce işte görüştüğüm anne dedik hani çok istiyorum çocuğa olana bir şey giden çocuk bayramlık almak istiyorum dedi ben o ailenin evini ziyaret etmiştim işte 3-4 hafta önce yani çocuk hani okula gidip geliyor işte belki aynı ayakkabıyı giyiyor işte ayakkabı ayağına olmuyor ergen çocuk aslında anlatabiliyor muyum yani ama ağzını açıp annesine bunu söyleyemiyor yani ama annesi biliyor falan Çocukların durumu bu yani. Ee, yani yoksulluk politikası hem çocuklar üzerinden hem genel olarak aslında çocuk hakları üzerinden çocuk yoksulluğunu önleyecek ve çocukları mutluluğunu hedef alacak bir sosyal politika hayata geçirilmeli. Yani e, ben biliyorsunuz CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörüyüm. Özellikle çocuk yoksulluğu konusunda e, çalışmalar da yapmış bir insanım ve ekip arkadaşlarım da öyle. Ve gerçekten hani e, böyle bir politika hayata geçsin diye aslında uğraşıyoruz. Yani yoksul çocukları mutlu edecek e, bir sosyal politikanın olması, çocuk haklarını öne çıkartan, onu... E, ...onu tırnak içinde böyle mağduriyeti üzerinden oluşmuş, muhtaçlık üzerinden e, oluşmuş bir politika değil. Tam tersine çocuk hakları, insan hakları perspektifinden bakan bir e, sosyal politikaya ihtiyaç var. Önce bahsettiğim aslında okul devamsızlığı, okul terki ve çocukların e, kendini ailede yük olarak görmesi ama... Bir taraftan sistemin yani eğitim sisteminde bu çocukların e, denetlenmemesi yani işte denetlenmemesi derken bu çocukları o evde aileyle birlikte ebeveynle birlikte güçlendirici bir sosyal politikanın olmaması çocuğun okul devamını e, sağlamak için e, ne yapıyorlar insanlar aslında bu yoksul Mahallelerde yaşayan ya da çocuklar yoksullaştıkça kendileri bir strateji yaratıyorlar ve hani bunun bir yolu işte e, biraz önce bahsettiğim gibi okulu bırakıp çalışmaya başlamak. E, en son 2019 verisi var aslında. 2019 yılında çocuk TÜİK'in çocuk iş gücü araştırmasında 5-17 yaş arasındaki çocukların iş sistem oranı 4.4. Yani yüzde otuz dört nokta üçü eğitime devam etmiyor bu çalışan çocuklarda. Ee, aslında biraz önce yine o 2020 2021 öğretiminde o ara dönemde ok okula dönmeyen yüz altmış bin çocuk e, takip edilmediği için ama tabii ki bu çocuklar da bir şekilde çalışmaya başlayan e, çocuklar. E yine 2019 verisinde bu çocukların yüzde otuzu tarım sektöründe yüzde yirmi üç'ü sanayi yüzde yedi sanayide yüzde 45.5'i hizmet sektöründe düşün çalışmaya başlıyorlar ve biz zaman zaman e, bu çocukların e, özellikle İSİK meclisinin yayınladığı raporlarda yaşlılar ve çocukların daha fazla iş kazalarında vefat ettiklerini, hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz aslında bu aynı zamanda bir e, iş cinayeti ve ben hani yine sahadan yine çocuklardan da duyuyorum çalıştıkları yerlerde kötü muameleye uğrayan çocuklar var bir denetim yok e, hani o kadar çok eve geçindirme onların omuzlarındaki seslerini çıkartmıyorlar ve katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu sayı gittikçe çoğalacak bence 2021'in 2022'nin yılının sayısının çok daha çoğalacağını yoksulluğun çocuk yoksulluğunda artacağını aslında görüyoruz. Niye? Çünkü pandemi başladığı zaman uzaktan eğitime erişemeyen çocukların sayısı Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi verisi 3 milyondan fazlaydı. Ve biz o zaman da çalışma... Yaparken kampanyalar yaparken hatırlarsınız, işte çocuklar uzaktan eğitime erişemiyor, tabletleri yok, okulla hiçbir bağlantıları yok e, diye aslında haykırmıştık, yazmıştık. Ama e, mesela o dönemin, o pandemin o okul döneminden sonra mesela o ara dönemde, tatil zamanında bu çocukları derslere yeniden, ...gönderebilecek ya da o, bütün bu dersleri telafi edilecek hiçbir çalışma yapılmadı. Yoksul çocuklar anlamında söylüyorum. Ve bu çocuklar kendiliğinden bırakıldı. Hani benim çok sık kullandığım bir cümle var. yani Bir çocuk sokakta ise risk altındadır diye. Ee, yani okulda değilse aslında risk altındadır diye. Çünkü aslında... E, o ...okul zamanı, okulda olmayan bir çocuk... Aslında o yoksulluk etiketini, yoksulluk yükünü de e, üzerine almış demektir. Yetişkin oluncaya kadar işte esas yapılması gereken şey bu çocukların okulda olması ve çocuk yoksulluğunun nesiller arası e, devam etmemesi için edilmemesi için yapılacak tek şey de erken çocukluk eğitimi.